Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü sualtı basın toplantısı bugün İstanbul'da yapıldı. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali'nin tanıtımı için yapılan toplantıya ATV Haber ekibi de katıldı. İşte kalemle yazılarak yapılan röportaj ve su altından ilginç manzaralar. İşte Türkiye'nin ilk sualtı basın toplantısı. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali'nin tanıtımı için festivale uygun bir mekan seçildi. İstanbul Caddebostan'daki Balık Adam Kulübü'nün havuzu. Aşağıda hepiniz su altındaki ilk basın toplantısına, Türkiye'de yapılan basın toplantısına katıldığınızda... Haberciler merak ettiklerini suda öğrenecekler. Hazırlıklar yapıldı. Muhabirler ve kameramanlar balık adam kıyafetlerini giydi. Bu kez basın toplantısının su altında olduğunu söylediler. Onun için bilgileri almak üzere... Ve dalış. Yavaş yavaş derinliğe inerken hem ATV kameramanı Kahraman Tuzcuoğlu hem de profesyonel Bengiz Özderili'nin kamerasına yansıyor basın toplantısı. Kürsü çevresinde toplanan gazeteciler merakla konuşmayı izliyor. Merak ettiklerimizi kalemle hazırlanan tabakalara yazıyoruz. Ayrıca işaret diliyle de anlaştığımız oluyor. Bu basın toplantısı Türkiye'de ilk olma özelliğiyle tarihe geçiyor. Tabii katılan haberciler de. Dünyanınsa üçüncü oksijen tüpleriyle yapılan toplantısı. ...15 dakika suyun altında kaldıktan sonra yüzeye çıkıyoruz. Amatör olmamıza rağmen ekibimiz su altından başarıyla çıkıyor. Su altındaki basın toplantımız şu anda bitti. Yukarı çıktık. Sorularımızı, kağıtları yazdık, verdik. Ve ilginç bir deneyim oldu hepimiz. Medya suyun altında neler göründüğünü, neler olduğunu görebildi. Bir sonraki aşamayı bunun Marmara'nın derinliklerinde yapalım istiyoruz. Marmara Denizi'nin korunması amacıyla düzenlenen festival 9 Eylül'e kadar devam edecek. Ne diyelim, derinlikleri ve çevreyi sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Evet, bizim Uğur da çok şanslı gerçekten. Her gazetecinin herhalde en çok izlemek isteyeceği basın toplantısı bu olmalı. Sevgili seyirciler...